hakikaten selamun aleyhisselam. Aleykümselam. Oturun, oturun. Teyami neydi sen? Ne var ne yok? Ya bir görülüysen bir kaybolüysen. Afrika'ya ava gitmiştim. Afrika nereden? Buraya yakın bir teyami. Afrika çok büyük bir şehir. İnsandan çok hayvan var. Tek mi gittin? Bir şey avladın mı? Biraz hastaydım, evde yatıyordum. Bu ara telefon çaldı. Amerikanya eski başkanı Washington beni aradı. Dedi ki Teo, canımız sıkılır. Churchill'i, Hitler'i de aradım. Afrika'ya ava gidecek. Sen de gel gidelim. Dedim ki oğlum ben hastayım, gelemem. Yok dedi, gel. Açılırsan bir de temiz hava alırsan. Dedim ki peki kardeş, çıkayım gel. Eyvallah sen bu kardeş, sağ olasın. Neyse, Afrika'nın girişinde buluştuk. Oradan bir kahveden de birkaç kişi aldık ki eşyaları taşısınlar. Neyse, epey gittim. Havada sıcak kardeş. Geldik Tortum şelalesi gibi bir şelalenin yanına. Kenarına çadırları kurduk. Dedim ki yorulduk, oradan bir semaver çayı koyun da içelim. Karnımız da acıkmış. Lavaş ekmek, kibir, peynir, bir de etraftan tere topladık. Ormanda tere de mi vardı? Tabii var. Bostan çok. Her ne ararsan var. Neyse, karnımızı doyurduk, tüfekleri aldık. Gidirik. Epey gittik, gittik. Bir ağaçtan bir ilan yenir ama kardeş. 40-50 metre var. Benim kattereyi çıkarttım, daha yeni kılavletmişim. Ela nasıl ilanın kelleye bir cızık attımsa, kelle yerde, gerisi ağaçta. Ola neyse, buradan ilerledik. Gidirik, baktım bir hışıltı. Ağaçtan bir tane çıplak herif yendi ama iri yarı biri. Ola dedim, burada da mı dilenci var? Elimi cebime attım ki para vereceğim. Dedi ki havalar sıcak, onun için böyle tubanımı da gezdirem. Dedi benim adım Tarzan. Tarzan seni tanıdı, sen onu tanımadın he. Helal olsun vallahi Tevemi. He öyle. Dedi ki Tevemi, vallahi siz buralara kadar gelmişsiniz. İlla gideceğiz eve, yemek yiyeceğiz. Neyse, çıktık gittik kardeş. Bir kalın ağacın yanında durduk. He, ipten merdiven yapmış. Herif tak evini ağacın tepesine yapmış. Neyse, çıktık, karısıyla tanıştırdı. Adı Ceyin. He. Neyse, el ele cele bize ayran aşı, yumurtalı kıyma, bir de çiğ küfte yoğurdu. Peşine de kadayıf dolması arkadaş. Şimdi ayran aşı, yumurtalı kıyma, kadayıf dolması. Bunları Ceyin mi yaptı? He, Ceyin yaptı. Ceyin'in dedesi Erzurum'da, Gürcü Kapı'da eskiden tablacılık yapılmış. Ben de yalan yok, hilaf da yok. Sonradan Afrika'ya taşınmışlar. He. Neyse, Tarzan da bize katıldı, çıktık hava kardeş. Gittik kurt, kuş, ayı, zürafe vurduk. Tarzan dedi ki, Teyami, bu kadar vurduk. Vuramadıklarımızı da ben vururam, kargoyla size gönderirim. Biz de gecikmiyak diye toplandık, geldik. Kampı da topladık, doğru terminale. Churchill, Hitler, Washington otobüslerine bindiler, kendi memleketlerine gittiler. Ben de geldim Hasan Gali'ye. Peki, avladıklarından bize iş getirmedin mi? Getirecektim da size, evden uşaklar hiç koyarlar mı? Bir de konuya komşuya dağıtmışlar. Sen de yalan yok, kalap da yok arkadaş. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Gel gel, medar iftarımız. Ben işim var değilsiniz uşaklar. Emime çay getir. Ya emi, bugün sağlık ocağında bir şeyler konuşurdular da ben pek anlamadım. Neyin nesi? Öyle önemli şey değil ya. Bir ameliyat yaptım da. Sen ameliyat da mı yapsın? Bir arada bir yapıram işte. Köyden bir hasta getirmişler. Karnı ağrırmış. Sağlık ocağında da
tek doktor var, bu da hasta arkadaş. Allah Allah. Ben de yalan yok, helam da yok. Ne idak, nasıl idak dersen, ahırlarına ben gelmişim. Tüyemi iç ağırak. Ben de hemen gittim. Gittim şöyle adam kıvranır bile. Elimi karnına koydum, teşhisi koydum arkadaş. Neymiş? Bağırsak düğümlenmez. Ben de yalan yok, ilham da yok. He. Zordur hani? Öyleydi ondan iyiydi kardeş. He. Dedim ki, elim böyle karnına koydum, teşhisi koydum. He. Dedim, acilen ameliyat olacak. Hemen ameliyat masasına yatırdım, ameliyat ettim. Allah Allah, ameliyat da yapacaksın. He, ya. Arada bir yapıyorum kardeş. Ya emi, yine merak ettik ki, bize de bir göstersen de bir görsek ya. İhe, hem göstereyim, hem de anlayayım. Tamam. Şimdi hastayı ameliyat masasına uzattım hem bile. Ameliyat bıçağını aldım, başladım karnını kesmeye. Ben de yalayım, kıramdayım. Ondan sonra karnını ayırmaya başladı. Sonra mahası aldım. Bağırsağın başını kestim. Başladım dışarı çıkartmaya. Bağırsağın sonuna geldim. Baktım düğümle burada. Bende yalan yok. Neyse orayı açtım, tekrar bağırsakları yerine koydum. Böyle yerli yerine. Yerine bağladım, karnını kapatacak arkadaş. İğneyle iplici aldım. Başladım tihmeye. Tihdim, tihdim arkadaş. Bir yerinde çıkmaz. Ulan keçiden çıkmaz arkadaş. Ulan nasıl edak diyeceğim. Ayağımı koydum. Hele he. Çıkarttım. Tekrar başladım tihmeye. Töreli tiki lan. İğneyi çıkarttım. İpi tecimledim. İpi koparttım. Kalas vur. Hemşire dedi ki, Tiyami, mahas nerede? Dedim, vallahi bende yok. Sende de yok. Ya nereye gitti? Dersen, herife baktım, aklıma geldi. Ulan mahası herifin karnında unutmuşum arkadaş. Bende yalan yok, helam da yok. Hey emi, makas kaldı içeride, ne olacak? İyi, bu devletin malı kardeş. Gittim, iki ter aldım, getirdim, yerine koydum. Ameliyatta böylece bitmiş oldu. Helal olsun emi. Ameliyat yaptın, doktorlukta yapsan, helal olsun. İşte, arada bir yapıram. Bende yalan yok, kılam yok. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Oturun oturun, rahatınızı bozmayın. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün neşelisin ya, ey ey. Neşeliyem, neşeliyem de kardeş. Bazen neşemi bozurlar ya. Kimler bozur abi? Bize dost görünüp huyumuzu kazanlar. He. Kendilerini medeniyetli zannedip huyumuzu kazanlar. Medeniyeti bizden öğrenip bize satmak isteyen medeniyetsizler. He. Danimarka'ya, Fransa, Avrupa'da bazı memleketleri diyelim kardeş. Boş ver emi, üzme canım. Bize kimse bir şey yapamaz. Sen varken. He, öyle ya. Hele bir çay getir, Şehmet'tir. Hele emime bir ey çay getir kardeş. Emi, geçen hafta Çin Seddi'ni yaptın. He. Bu İsrail'deki ağlama duvarını da sen yaptın emi. He. Dur hele anlatacağım. Evde oturuyorum. Kapı çaldı. Sağ olasın Şahmet. Afiyet olsun emi.
İsrailler gelmiş. Duymuşlar ki Çin Fethi'ni ben yapmışam ya, bize de bir duvar yap. Duvarı niye istiyorlar? Şimdi Filistinlilerle İsrailler sınır ya, bunlar Filistinlilerden korkuyorlar. Gelip bizi öldürürler diye korkuyorlar. Gelip bizi öldürürler diye. Gidak Teyremiye diyak, bize bir duvar yapsın, İsrailler gidip şey, Filistinliler gidip gelmesin. Neyse şimdi kabul etmeyeceğim, tamam. Sevmiyorum bu adamları arkadaş. Oldu bitti, ben bunları sevmiyorum. Aklıma bir şey geldi, kabul etti. Ne geldi emi? Bir şey geldi, dur anlatacağım. Olur dedi. Şimdi o zamanda da otobüs, teyyere, tren falan yok. Paytonla gelmiş. Neyse paytona bindik, erzağımı da almış. Çünkü onların pişirdikleri yiyilmez arkadaş. Ha, bir tane önde, bir tane de arkada payton var. Beni korumaya aldılar. Ben de yalan yok, hilaf da yok. Neyse, yola çıktık. 2,5 saata İsrail'e geldik. 2,5 saat abi? He. Yapılacak duvarın yanına geldik, bana gösterdiler. Filistin-İsrail sınırı tam. He. Kerpici, harcı, tuğlayı hazırlamışlar. Ben de hemen çadırı duvarın yapılacağı yere kurdum. Ertesi gün başladım işe. Kolları sıvadım. Taş üstüne taş koyuyorum arkadaş. İsrailler bana bakıyorlar. Diyorlar ki işlerinden ki, böyle kuvvet bizde olsa biz dünyayı fethederiz. Ben de yalan yok, hilaf da yok arkadaş. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün derken, beşinci gün duvarı bitirdi. Filistin-İsrail sınırını ayırdı. Geldiler yanıma. Kaç para vereceğiz? O zamanın parası 2,5 milyon. İyi para arkadaş. Ben de yalan yok, hilaf da yok. Parayı aldım. Poşete koydum, dedim ben geliyorum. Duvarın yanına gittim, salladım, salladım. Parayı Filistin tarafına attım. Dedim uşaklar bunu alsın, harcasınlar. Neyse oradan dedim, daha siz gelmeyin, ben giderim. Bana bir tane at verin yeter. Ata bindim, 1,5 saate Hasan Karası'na geldim arkadaş. Atına mı gittin bu? He, atına gittim. Neyse, şimdi diyorsan ki güzel olan ne? O harcın içine karabiber kattım. Şimdi bunlar orada ağlıyorlar ya, dua eden de. Hoş kendiliklerinden ağlamıyorlar. Ben çünkü harcın içine karabiber katmıştım. Onlar, bunların gözyaşları ondan. Kokusunu alıyorlar ya dua eden de. Başlı gözlerinden yaşlar akıyor. İşte onları ben ağladıram, ben. Bende yalan yok, kırap da yok arkadaş. Bana çayları ver. Ya nerede kaldı bu teyemi? Ben nereden bileyim abi ya? Ya bir sürü misafirlerimiz var, buraya çağırdık. Teyye pehlivan gelecek diye. Herif ortada yok ya. Cümleten selamları. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Bakmayın, oturun, oturun, oturun. Ya gel, neredesin? Ben yine şeyleri sevmem. Oturun, oturun, rahatsız olmayın. Gözümüz yollarda kaldı. Neredesin ya? Kardeş neydi? İşi olan da Teo'yu arıyor, iş olmayan da Teo'yu arıyor. Tabii abi, hoş geldin. Hoş bulduk Okko. Kurban olurum sana kardeş. Bu sefer kim aradı? Hele deyin ki kim aradı? Kim? Amerikan ya başbakanı bu şarayı. Allah'ın severi. Vallahi. Edi, deyin ki kardeş, çık gel bir evle yemeğini beraber ya. Kıramadım kardeş, öyle yemin ettirir ki. Dedim ki oğlum senin işin gücün yok. Benim işim gücüm var, nereden geleceğim? Yok, rıkkını satmış ya, çıkıp geleceksen. Bir de yemin ettirdi ya, mecbur kaldık. Geçseydin canım. Gittim, gittim he. Hacı Ziyaddin'in oğlu var ya Möhsin'de.
belediye otobüsü sürüyordu. Ona dedim ki bir gün evle yemeğim benden oğlum. Gidirik Amerikanya'ya. Dedi olur abi kalk gidelim. Otobüsle? Amerika'ya otobüsünden mi gitti? Ya neyle gideceğim belediye otobüsüyle tabii. Kaç saate gittin? Hılaf olmasın da bende yalan yok arkadaş. Hılaf da yok he. Dört buçuk saate gittim. Amerika'ya? Amerika'ya. Ona terminala indik ki ne yiyelim arkadaş. Bütün Amerika orada. Vallahi. Seni duymuşlar karşılamaya geldiler. Oran daha karı, kız, çoluk, çocuk, bütün herkes orada. Yendim otobüsten bu şunan sarıldık marıldık. Havalar da sıcak ya. Dedim Arabiya gerek yok. Hem bile kol kola girek gidek sizin eve. Beş on adım bile gittik ki uzaktan bir bayan gelir ki ne bayan. Acab kim ola? Ceyar'ın karısı Suel. Hani? Allah'a bende yalan yok arkadaş, kılap da yok he. Ya sen onu nereden tanıyorsan pehlivan? Ceyar'ın böbreklerinde taş var idi ya. Hasan Karası'na gelmişti taş dövmeye. Bahçelerde çadır kurdu, gariban adamlar. Dedik yardım edek, bunlara biraz hizmet hizmet ettik ya. İyiliği unutmamışlar. Neyse, dedim oğlum. Avu geleni ben tanıyorum. Dedi ben tanıyamadım. Dedim da Suel'in boynuma sarıldı. Nasıl abi? Nasıl abi? Özlemiş. Boynuma sarılmış böyle yüzümü gözümü yanmış. Efendime söyleyeyim dedi evre yemecine bendesen. Başka bir yere koyma. Geçseydin canım. Geçti. Ne pişirmiş? Geçti. Olan bir mantı pişirmiş arkadaş. Parmakları ziyersiz. Mantı? He. Bende yalan yok. Hılaf da yok. Neyse efendime söyleyeyim, hamur işi bana tokunur ya. Ama iki tabak yedim. İki tabak yedim böyle geri çekildim kardeş. Semaver çayı hazır. Semaver de mi var? Hasan Kala'dan aldılar da semaveri getirdiler. Olur. Neyse iki bardak demli böyle çay içtim ki telefon çaldı. Bu seferki kim? Kıbrıs'tan arıyor. İyi, rühmettim. Senin oğlan da asker he mi? He. Kaç ayı kaldı? Üç ayı var. Bitmiş. Askerlik çok iyiydi. İnsan askerden sonra olgunlaşır. Öyle. Sen kaç yıl yaptın askerliği? 4 yıl. 4? He, 4 yıl. Nerede yaptın? Afyon'da yaptım. Hatırlıyorum bir pazar günüydü. Akşamüstü teslim oldum. Ertesi gün işlemeye çıktık. Asker düzüldü. Bende yalan yok, kılap da yok. Albay geldi teftişe. O kadar askerin içinde baktım, bana bakır. Çağırdı. Ben de askerleri bile yara yara geldim albayın yanına. Dedi, Teo, hayırdır, sen buralar. Albay mı çağırdı seni? He. Hasan Kalası'nda asker idi. Bizim de dükkanımız var idi. O dükkandan alışveriş ederdi. Asker olduğu için biz de bundan para almazdık. Ha, o zaman tanıdı. He, eğilici unutmamış. Bak, nereden söküp çıktı. Neyse, koluma girdi, götürdü beni odasına. Dedi ki çıkart elbiseleri, sivilleri çek. Ye, iş dolan dedi. He, ben de 8 ay yedim, içtim, dolandım. Yedim önümde, yemedim arkamda. Bende yalan yok arkadaş, hılap da yok. Bir gün gene odasına çağırdı. Dedi ki, Teo, bekten düştüm. Sana bir şey diyeceğim. Dedim, buyur. Dedi ki, benim tayinim çıktı. Benim yerime bu alaya sahip olur musun? Albay mı? He, albay dedi. Neyse dedim olur. O zaman albay kıtlığı da var. Neyse bu çıktı gitti. 5-6 ay böyle alaya sahip oldum. Odada oturuyorum, o ara telefon çaldı. Hele deyin ki kim ola? Kim? Fenerbahçeli Rıdvan. Fenerbahçeli Rıdvan mı? He.
Atalarımız ne demiş? At binenin, cirit kuşananın. Evet. Ele lafı oturtturdu ha. Ama iyi demişler. He. Atalar doğru söyler. Peki, atalarımız bunu demiş ya pehlivan. Sen eş ata bindin mi? O hevalide en iyi ata binen ben idim arkadaş. He mi? He valla. Bende yalan yok, hılap da yok. Böyle at 200 kilometre hızından gidiyor ya. Böyle koşurdum, ata kavuşur sırtına binirdim. Sağ taraftan girir, karnından soldan çıkır, tekrar üstüne binirdim atı. Ya bir dakika pehlivan, Allah'ını seversen. Şimdi at 200 kilometre hızınla gidir. Sen koşarak atın üzerine binirsen bir de tur atırsan he. Ben yine en azını söyledim. Yani daha hızlı giden atlar var ya, ben öyle azını dedim. Peki sen o kadar ata bindin ya, hiç cırıt oynadın mı? Ata binen adam cırıt oynamaz mı kardeş? Çok tevatür cırıt oynardı. Mi? Peki hiç cırıt yedin mi? Çok. Şey yok. Arkadaş bende yalan yok, hılap da yok. Evet. Ha, ele bir defasına attılar da ile dalımın ortasına vola uslum geçti. Aklım dolandı he valla. Başka? Bir defasına da ile potçicime bir tane vurmalarıyla arkadaş uslum geçti. Böyle kuşlar ötürüyor. Daha başka da cırı diyemedim. Peki pehlivan, ya bütün ata sporlarımızı yapırsan, sen hiç güreşte tuttun mu? Güreş? Boşuna benim adımı koymamışlar Teo Pehlivan diye kardeş. Nice güreşler tutmuşandır. Peki, bu kadar güreş tuttun ya, sana hiç madalya vermediler. Var olmaz olur mu? 8 tane madalyam var. Biz niye göremedik? Sandık da. Ha, öyle ulu orta yerlere asmıyorum, sandıkta saklıyorum. Bugün geldi, sizin evdeydi, sandıkta baktık, hiçbir şey yok o diye. O çocuklar var ya, onlar bir türlü koymuyorlar ki kardeş. Sandığı böyle altını üstüne getirmişler, cici niyetin ellerinde oynuyorlar. Pehlivan, diyelim ki sana böyle baba yiğit bir pehlivan bulak da bir güreş tutur. Benden güreşecek ile pehlivan nerede? Keşke ola da an bu kahvenin şenliği gele de bir güreş göre. Çay gibisi de var mı kardeş? Çayı Türkiye'ye kim getirmiş biliyor musunuz? Onu da mı sen getirdin yoksa Teve mi? Yok şimdi yalan söylemeyeyim. Benim büyük dedem getirmiş. İngiltere'de bir savaşa katılmış da İngilizler her gün saat 5-10 dimi çay molası verirlermiş. Savaşta bile 5-10 dimi savaşı keserlermiş, çay içer ondan sonra devam ederlermiş. Dedeme de içirmişler. Dedemin de hoşuna gitmiş. O çaydan almış getirmiş Erzurum'a. Ondan sonra da Erzurum'dan da bütün Türkiye'ye yayılmış. Bende yalan yok, hilaf da yok arkadaş. Teyze mi? Geçenlerde Bursa valisi seni aramıştı. Neyi aramış? He, dedi ki Bursa'yı çekinceler bastı. Ecele çıkıp gelesen bizi kurtarasan. He, daha durulur mu? Ele hemen Doğri havaalanına gittim. Teyyeriye bindim Doğri Bursa'ya. 20 dakikaya Bursa'ya geldim. Dışarı çıkmadan ağzını gözünü bağladım. Yendim aşağıya. Valla yer gök çekince kaynır arkadaş. Heh, vali bey geldi. Rica üstüne rica, rica üstüne rica. Bizi kurtar Teyemi, bizi kurtar. Aklıma geldi. Hemen Çin aradım. Çin'i aradım, Çinlileri Bursa'ya davet ettim. Heh, 2000 tane tır yolladık. Çinlileri doldurdular, getirdiler Bursa'ya. Hele deyin ki niye getirdik? Niye getirdiniz? Çinliler çekirgeyi çok severler de ondan. Valla kardeş, Çinliler tırlardan yemir, çekirgelerin canına düştüler.
10 dakika geçmedi, çekirgelerin canına düştüler arkadaş. Çekirdek yer gibi çekirgeleri böyle çıtır çıtır yiyirler. 10 dakika oldu, böyle ilaç için yani arasan bir tane çekirge bulamazsın. Öyle yediler. Sonra yedikten sonra Çinliler gitti mi? Yok, kata etti. Doymak bilmirler arkadaş. Önüne geleni yediler, önlerine geleni yediler arkadaş. Zannedersen Bursa, Etopya'nın Türkiye şubesi olmuş. Kovalayın geçsinler. Nere kovalıysan? Hem getir, ondan sonra da kovala olur mu? Ayıptır. He, kardeş, düşünürüm kara kara. O arada Vali Bey de geldi, ne edeceğiz Teo? Bizi kurtar bunlardan. Aklıma geldi. Bütün Çinlileri topladı. Dedim ki, Çin'de hükümet herkese birer ton bedava pirinç dağıtıyor. Daha sözüm bitmeden Çinliler tabana kuvvet koşmuyor başkanım. Baktım ki Vali Bey de peşlerine koşuyor. Dedim nere Vali Bey? Dedi ki bedava pirinç dağıtıyorlarmış oraya koşuyor. Sen de gel. Dedim ki yok yok ben onları kandırdım. Gel gitme. Neyse gülüştüm gülüştüm. Vali Bey beni aldı götürdü. İskender yedirdi. Çok güzeldi ama bizim cağ kebabını da tutmuyor kardeş. Oradan havaalanına götürdüler. Teyyeriye bindirdiler Hasan Kalası'na geldim. Kandırdım Çinli'yi kurtardım Bursa'yı. Bende yalan yok, hilaf da yok. Helal olsun. Sen asker etin, Fenerbahçeli Rıdvan seni telefondan aramıştı. Ne istirdi? Haa, o ne diyorsun? Dedi ki, Almanya'da Türkiye-Almanya maçı var. 3-0 yenecek. Bir tane adamımız da kırmızı kart gördü. Bu maçı çevirse çevirse ancak Teo Pehlivan çevirir. Onun için mi aradı? He, ecele çık geldi. Şimdi bir tarafta askeriye, bir tarafta milli dava kardeş. Nasıl dava? Yok dedi, çık gel. 15 dakika var. Ola neyse askeri Ravoy'la doğru Almanya'ya. Askeri Ravoy'la niye gittin? Çabuk gidak diye. Uçağından gideydi. Askeri Ravo daha hızlıydı. Bende yalan yok arkadaş, kılap da yok. Neyse Almanya'ya gittim ki 6 dakika var. Formaları giydim, içeri girdim. Nasıl oynanır? O ara Alman oğlu Alman ayağıma vurmasıyla üstüm geçti. Dedim kesem koptu. O kese değil. Lift'tir o, lift. Neyse. Kalenin ağzına geldim. Mehmet topu havalandırdı. Nasıl yaradana sığındım topa bir kafa vurmamına top içerdi. Golü attın. He. 3-1. Neyse efendime söyleyeyim gene oyun başladı. Ulan bizi koymuyorlar arkadaş. Duvar örmüşler. Geçemedik. Bir dakika var. Ulan nasıl edak? Gene yardım bunları pen üstüne geldim. O pen üstü değil. Penaltı çizgisi. Ya ben üstüne altı karıştırıyorum. Neyse bir şut çekmemle top içeride. Top içeride hakem düdücü çaldı. Maçı kazandık. Nasıl kazanırsınız pehlivan? İki gol attık, 3-2 yenildik. Dışarıda bir gol iki tane sayılmıyor mu? İki tane attık. İki kere iki dört eder da. 3-4 biz kazandık. Bu teyemi nerelerde ya? Ne bileyim abi ya. Gelse de bizi biraz neşelendirse ya. He ya. Gelse biraz sallasa da gül sakıyal. Böyle yalanlar söylüyor ki ya. Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Otur, otur. Rahatsız olmayın. Otur, otur.
Yine duman altı olmuşsunuz ya. Hoş geldin, nasılsın? Hamdolsun, hamdolsun, çok iyi. Lala çayı getir de. Hemen abi. Getir, getir, bugün çaysızlıktan yanıram. O gün anlattın, tadını damağımızda bıraktın, gittin. Niteyo'yu hiç koyarlar kardeş. Ya. Yine birinin işine gitmiş hemdir yani. Nerede kalmıştık? En son Amerika'da kalmıştın. Telefon açmıştılar da. Ha he. Hele deyin ki Kıbrıs'tan kim aramıştı? Kim aradı? Bakarım. Allah'ın zavallı. Ne diyeyim? Değil ki. Buş'a gitmişem, ona niye gitmemişem diye küsmüş. Sen de gitseydin ya. Ben de gittim zaten. Dedim dönüşü seni uğrayacağım. Mühsin'i bilirsiniz. En şoförüdür. 1,5 saate Kıbrıs'a geldik artık. Bir dakika pehlivan ya. Amerika'dan Kıbrıs'a 1,5 saate mi gittin? He, Sivri ucundan girdik da, kestirme orası. Geldim ki arkadaş ne yarak, sofra hazır. Envai türlü yiyecekleri tövmüşler. Teo gelmiş ya. Şimdi onlar bir de sosyete ya. Çatalınla, bıçakla uğraşırlar onlar. Ben pehlivan iştahı. Silme götürürüm arkadaş. Şimdi o ara hem yiyirem hem de gözüm makaryosta. Makaryosun gözü de bende. Şimdi makaryos bir şey diyecek. Ağzına lafı getirir geri çekir. Getirir geri çekir. Sonunda ne deseyiz? Ne dedi? Ya ne dese beni de yiyeceksin. Sen ne dedin? Ben de dedim ki bizim dinimizde domuz eti yemek yasaktır. Demem inan ile kıçının üstüne oturdu daha kakamadı. İyi demişsen ha. Öyle lafı da oturtturmuşsan. Teo pehlivan bu. Sözün altında kalır mı? Neyse o arada da çaylar gelir gidir. Son bardağın yarısına gelmiştim ki telefon çaldı. Yine mi telefon? He. Bu sefer arayan kim? Hasan Kalası'ndan. Hoş geldin. Hoş bulduk, kurban olayım. Nasılsın, iyi misin? Allah'ıma şükürler olsun, hem de olsun iyi işte ben. Kındırlarını gidirik. Şeref verdin, evimize geldin. Evi nasıl buldun? Çok güzel, çok güzel, maşallah, maşallah, subhanallah. Yapan iyi yapmış. 490 yıllık ev burası. He, hatırlıyorum buraya çok taş harcanmıştır. Sen o zaman var mıydın ya? Tabi. At arabasıyla az mı kum çeymişem buralara? Ağzımız dilimiz kurudu ya. Burada bir çay getirmişsin da. Ya sen çay istersin de biz söylemez miyiz ya? Senin emrin olur pehlivan. La çayları getir. Tamam baba. Hadi. O şimdi gelir. He. Çoluk çocuk büyüdü, hep bileh bilehdiler, hep büyüdüler. Maşallah, subhanallah, he valla. Ahan geldi. Getir bileğim, getir, getir, getir. Sağ olasın. Belim ağrıyor, belim, belim. Geçmiş olsun, bir doktora gideydin ya. He, inşallah, yarın gideceğim bir doktora. Ah, diyeyim hakikaten, şimdiki gençler çok akıllı. Çok akıllılar, he valla. Eskiden biz safıydı kardeş. Şimdikiler bilgisayarıyla oynuyorlar. Akıl dedim de aklıma ne geldi? Geçmiş bir tarihte işte Clinton, Amerikan Başbakanı. Clinton beni aradı. Diyor ki, aklıma geri gülüyorum. Diyor ki, Gorbaçov vardı ya, Rusya Başbakanı. Niye akıllı? Benden niye akıllı? Dedim ki oğlum onun kafasında dünya haritası var. Sen de kafan cızdır, sen de akıllı olursan. Bende yalan yok arkadaş. Hilaf da yok. Neyse. Bir iki gün sonra gene bir telefon daha geldi. Dedi ki ya Teo, aynı dediğin gibi haritayı cızdırdım kafama. Gene akıl yok. Ben ne desem yani? Ne dedin? Dedim ki eşyacı altın semer vursalar eşyacını içerdi. Ola ya, ola nasıl işte.
Aklıma geldikçe gülürüm, geldikçe gülürüm. Oğlan asker az yetmedi daha mi? Bir ayı var. Bir ayı? Ama sakın ona bak, tecil mecil ettirmeyesiniz. Askerlik görevi kutsal bir görevdir ha. Onu ihmal etmeyin. Her vatandaşın, her insanın görevi. Gideceksin. Sırayla ne çele yolu yok. Gideceksin arkadaş. Öyle. Vatandaşlık görevi. Hepimiz sırayından yaptık. O da gidecek. Lan sen askere gitmedin mi? 7 sene. 7 sene bir fiil. Kore Harbi'ne bile gitmişim ya. He. Kore Harbi dedim, gene aklıma geldi. İşte Kore'ye gittiğimizin ilk gününden bir 2 gün sonra mevzudayız. Mevzudayız. Valla bir kurşun yağıyor. Yağmış ki ben hele bir göresiz. Bir ara kesildi. Bir ara kesildi. Dedim ben bile bir mevzudan bir kafamı uzadım. Bakayım ne olur. Mevzudan böyle kafamı çıkarttım. Bir kurşun gelir ama nasıl gelir? Öyle kulağımın yanından vız geçti. Geçmesiyle doğruldum iyice. Çıktım bağırdım. Hola dedim neydi siz oğlum? Ya attığınız kurşun gene gözümü Kore'deydi? Cümleten selamun aleyküm. Aleykümselam. Oturun Allah'ınızı rahatsız olmayın kurban. Ben öyle şeyleri sevmem. Oturun rahat uzak. Hoş geldin Teyi abi. Hoş bulduk kurban olayım. Nasılsınız? İyisiniz. Halınız keyfiniz iyi. İyidir Teyi abi sağ ol. Sen nasılsan iyi misin? Allah'a şükürler olsun iyiyim. Hamdolsun. Ya sen nerelerdesin? Bir haftadır gözümüz seni arır. Teyo'yu eş koyarlar kardeş. Kimin işi olursa arır da. Kaplıca'dan hani eve gitmiştim ya. He. Telefon çalmıştı da. He, telefon çalmıştı. He. Kim ola hele değil? Kim? Kars valisi beni aramıştı. Kim? Kars valisi. Ya Kars valisinin başka işi gücü yoktu da seni mi arırdı? He, beni aradı. Ben de yalan yok arkadaş, hılap da yok. Dedi ki, Sarıkamış denizine bir tane jip düştü. O kadar uğraştık çıkartamadık. Bunu ancak çıkarsa Teo Pehlivan çıkartır. Dedik, seni aradık. Ha, Sarıkamış'ın denizine jip düşmüş. Seni onun için mi aramışlar ha Pehlivan? He, beni aradılar. Bir dakika Pehlivan. Sarıkamış'ta, Kars'ın Sarıkamış'ında deniz var mıydı? Ya yok muydu? Tabi var idi. Seferberlik zamanında o kadar askerleşken suyunu neden içti? Çayını neden demledi? Bulaşığını neden yıkadı? Tabii ki Sarıkamış denizinde yıkadı. Demek ki ondan sonra bitti deniz. Mecbur çıktık gittik kardeş. Hükümet meselesi. Gitmek lazım. Neyse gittim Sarıkamış'a kardeş. Bütün asker, leşker, ekran, hep bütün herkes orada. Neyse, soyundum üstümü, başımı soyundum, altımda bir potur. Potur? He, havada bir soyuk arkadaş, bir soyuk var. Neyse, suya daldım. Genellikle de ben nefessiz durabilirim suyun altında. Eyvallah, sağ olasın, kurban olayım. Efendime söyleyeyim, sağa gidilen cip yok. Ulan sola gidiyorum jip yok. Ulan nasıl eder? Gittim bir ışık gördüm. O tarafa doğru gittim. Gittim ki jipin aynası parlıyor. Yani sen denize girdin, 2 saattir denizin içinde jipi mi arıyorsun? Ulan tabii suyun içindeyim da jipi arıyorum. Dedim ki yani çıksaydın dışarı biraz nefes alsaydın pehlivan. Eda cipi bulmuşam, neden havalisan kardeş? Neyse cipin kapısını açtım, kolumu böyle direksiyona taktım. Tekelim böyle boşlukta, iç ayağımla çırpına suyun yüzüne çıktım, cipi karıya çektim, millet bana baktı.
Acep niye bakır dört gözünden? La ben de öyle dedim ki niye böyle dört gözünden bana bakırlar he? Bir döndüm ki cipi çıkartmışam ya. He. Zamanında da vapur batmış orada. Cipinle beraber onu da çıkartmışam arkadaş. Yani cipinle birlikte vapuru da çıkarttı. He, ikisini bir de. Allah, bismillah. Pehlivan, pehlivan. İşte beklenen gün geldi. Pehlivanlar er meydanında. Sol taraftaki pehlivan Türkiye şampiyonu Sulhaddin Kürdan. Sağ taraftaki pehlivan, pehlivanlar pehlivanı, Cihan pehlivanı, Teo pehlivan. Ulan ne yiyecek oğlum? Hadi, üstünün. Üstünün mü? Hadi pehlivanlar, bira bismillah, bir peşler çekin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi pehlivan. Ya Allah. Olmaz, olmaz. Sayılmaz, sayılmaz kardeş. Niye? Ayağım kaydı, ayağım kaydı. Ne oldu? Buz, buz. Neyse. Buz. Sayılmaz, sayılmaz. Ulan Temmuz'da buz. Buz. Olur mu? Buz, ha bak. Buz. Yetti mi? Ha, an bu su. Hadi. Ne olur lan? Sayılma, olmaz ayağım kay. Buz, yine buz. Nerede? Kırılmamış, ha, buz. Ya, pehlivan, Temmuz'da, bu güneşte, hiç buz olur. An bu su, hadi. Ya sen nasıl pehlivansan, rezil edirsen bizi teyem ya? Ayağım kayır kardeş. Ben sana dedim ki, alttan gir, kilidi tak. Ya alttan da girilem kardeş, üstten de girilem. Seni unuttum. Ben bir şey anlamadım. Rezil edirsen bizi ya pehlivan. Han busun, han busun. Hadi bak. Şimdi tamam. Pehlivan, şimdi yıkıldık an inandın mı? Ola ben inanıram da, an bu kazmalar inanmış. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya pehlivan, hoş geldin. Nerelerdesin ya? Hoş bulduk. Nerelerdesin? Özledik seni. Vallahi ben de sizi özlemişim. Vallahi öyle özlemişik ki seni pehlivan. Gözümüz seni arır, sufatan kurban olayım. Lala bir çayları getir de. Pehlivan, nerelerdesin? Hiç daha telefonla aramıyorlar mı seni? Her zaman olduğu gibi gene aradılar da ben Ankara'dan. Ya başı sıkışan seni arır. Başı sıkışan seni arır canım. Neyse, her zaman olduğu gibi gene kalktım gittim Ankara'ya kardeş. Bütün meclis ayağı kalktı. Ben içeri girende dedim hayırdır nedir böyle eceles? Dediler ki bir haber aldık. Efendime söyleyeyim bunu ancak bülse Teo pehlivan bilir. Acep ne haberi? Bush gizli bir toplantı yapmış. Kimlerinden yapmış? Berlusconi. Berlusconi. Neyse işte ha, o bir de Belayer. Belayer hiç olur. Balayer. Bir de boş. Üçü gizli toplantı yapırlar. Irak'a nükleer bomba atacaklar. Ola ala işe bak ya. Seni onun için mi aradılar? Neyse ben de öyle vakit geçirmeden Bush'a telefon açtım. Dedim ki ola doğru mi bu değilim. Dedi ki he, Irak'a bomba atacak diye. Dedim ola bak sakın ola ki Irak'ın kenarına atmayasız. Çünkü Türkiye'ye de sıçtılar. Türkiye'de Erzurum var kardeş. Hasan Kalesi var.
Hasan Kala'da da Teo pehlivan var da. Olur olur, nükleer bombanın bir zerresi Hasan Kala'ya gelse arkadaş, insanın saçını, başını, dişini töker. E biz de kıtlama çay içemedik da. He ya.